Merhabalar arkadaşlar, Pratik Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için yine harika yumuşak mı yumuşak bir bazlama tarifi hazırladım. Tarife geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Tüm tariflerimizin yazılı olarak tarifini görmek isterseniz web site adresimiz pratikyemektariflerimiz.com'u ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca web site adresimizden bize tarif gönderebilirsiniz. Tariflerinizi büyük bir mutlulukla yayınlayacağımızdan emin olabilirsiniz. Videonun altındaki açıklama kısmına tüm sosyal medya hesaplarımızı ekliyorum. Linke tıklayarak rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için şimdiden teşekkür edip tarife geçiyorum. Bazlamayı sebzeli yapıyoruz. 1 tane havuç, 6 tane yeşil soğan ve 2 tane kapya biber kullanıyoruz. Ben video uzamasın diye havucun kabuğunu soyup biberin de çekirdeklerini çıkardım. Şimdi malzemeleri ince ince doğrayıp yoğurma kabına alıyoruz. Tüm sebzeleri doğradıktan sonra üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 paket hızlı maya. Bu arada hızlı mayayı ilk defa kullanıyorum. Maya ile ilgili yorumumu hamur kabardıktan sonra yapacağım. 2 su bardağı ılık süt ve 1,5 su bardağı ılık su alıp karıştırıyoruz. Artık hamuru toparlamak için un ekleyebiliriz. 200 ml'lik standart su bardağıyla 10 bardak un kullanıyoruz. Yani her bir bazlama için 1 su bardağı un. Tabi malzeme ölçüsünü azaltarak daha az da yapabilirsiniz, fakat bu ölçülerde yapıp fazlasını dondurucuya atarak ihtiyaç olduğunda hazırca tüketebilirsiniz. Hamuru toparladıktan sonra yapışmaması için sıvı yağ döküyoruz. Öyle çok fazla değil, 3-4 yemek kaşığı kadar döksek yeterli gelir. Ama hamurun ve kabın her tarafına gelmesini sağlayalım. Yağlayıp düzelttikten sonra üzerini kapatıp mayalanması için ılık bir ortamda bekletiyoruz. Az önce de belirttiğim gibi hızlı maya kullandım. Kuru mayadan görünüm olarak farkı çekilmiş olması, yani kuru maya sanki un gibi öğütülmüş duruyordu. Mayalanma süresine gelirsek üzerinde 15 dakika yazıyordu, fakat 15 dakikada değil yarım saatte kabardı. Ama tabii şu var, içerisindeki sebzeler mayalanma süresini artırmış olabilir. Normal kuru mayayla veya yaş mayayla yapmak isterseniz en az 1 saat bekletmelisiniz. Hamuru unlayarak tezgaha aldıktan sonra toparlayıp 10 eşit parçaya bölüyoruz. Yapışmaması için un serperek yuvarladığımız bezeleri kullanacağımız tava boyutuna yakın açıyoruz. Hepsini birden açmamıza gerek yok. Bir yandan pişirip bir yandan açabiliriz. Bazlama yaparken yapışmaz tabana kalın bir tava seçmeliyiz. Kuru tavayı ocağa alıp iyice ısıtıyoruz. Isınan kuru tavanın üzerine açtığımız bazlamayı yerleştirip orta ateşte pişirebiliriz.
O bazlama sebzeli olduğu için öyle balon gibi şişmesini beklemeyin. İçindeki sebze tanecikleri hamuru deldiği için şişmez ama kabarır, yumuşaklığını asla etkilemez. Yumuşak olması zaten balon gibi şişmesiyle ilgili değil, tamamen kurutmadan pişmesiyle ilgilidir. Bazlama çok çabuk pişer, pişmedi sanıp iyice kızarsın derseniz suyu iyice çekilip kızarır fakat biraz sert olur. Hafif hafif pembeleşti mi yumuşacık pişmiş demektir. Yani çok fazla kızartmamanızı öneririm. Yumuşacık bazlamalar servise hazır. Ben yine her zaman olduğu gibi bazlamayı yağlamayı tercih ediyorum. Ben zeytinyağı kullandım ama tereyağı da kullanılabilir. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca yeni gelecek birbirinden güzel tarifleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.